İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan Melen projesinin en kritik ayağı Boğaziçi Tüneli tamamlandı. Gazeteciler bugün 135 metre derinliğindeki o tünele indiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve haberciler Anadolu'dan Avrupa yakasına Boğaz'ın altındaki o tünelden geçti. İstanbul'da 2060'a kadar olası teknik arızalar dışında su kesintisi olmayacak. Melen Çayı'ndan gelen suyu bir kıtadan diğerine taşıyacak Boğaziçi Tüneli hazır. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için iki kıta arasında yapılan dünyadaki ilk su tünelinin girişindeyiz şu anda. İstanbul Boğazı'nı bu kez köprüden değil ancak yerin tam 135 metre altından geçeceğiz. Şu anda tünelin Anadolu yakasındaki girişindeyiz. Beykoz'dayız. Buradan başlayacak yolculuğumuz ve Avrupa yakasındaki çıkışında Sarıyer'de sona erecek. Evet, tünelde arabalarla devam edecek yolculuğumuz başlıyor. Şu anda girişteyiz. Yaklaşık yarım saat sürecek bir yolculuk bizi bekliyor. Çok yakında 5,5 kilometrelik bu tünelden her gün 3 milyon metreküp su akacak. Evet, tünelin en derin noktasına geldik. Hemen bakıyoruz. Şu anda tam 137,2 metre altındayız Boğaz'ın. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da bugün Boğaziçi Tüneli'ndeydi. Arabasına bindi, tüneli gezdi, incelemeler yaptı. Saniyede 32,5 metreküp su geçirebilme kapasitesi var bu sistemin. Bu da İstanbul'un tüm suyunu karşılamak anlamı taşımaktadır. Boğaziçi Tüneli'nin tam ortasına geldik. Burası aynı zamanda Asya ile Avrupa kıtasının kesiştiği nokta. Biz de yürürken Asya'dan Avrupa yakasına geçmiş olduk. Ve tüneldeki yolculuk sona erdi. 152 milyon liraya mal olan Boğaziçi Tüneli Temmuz ayında açılacak.